Bakın solumda su alamayan arazi, buğday kurumuş bir vaziyette. Yani biçer bile girmez. Sağımda ise hemen iki kardeşin arazisi. Arada bir sınır var. Sağdaki arazi ise kendi imkanlarıyla desteği kanalından motor pomplarla çekilen su ile sulamış. Gördüğünüz gibi yemyeşil ve buğday, bu buğdayın dönümü en az 400-500 kilogram, en az 500 kilogram, belki 600 kilogram gelir. Buradaki de biçer girmez yandı. Yani DSE'nin devletimizin bütün imkanlarını çiftçi ve üreticilerimiz için seferber etmesi lazım. DSE'nin bir an evvel bu Silvan projesi, Dicle projesi, Dicle Barajı'nın projesi, Tasavvur'a kadar giden ana kanalın biraz önce bitirip çiftçi üreticilerimizin hizmetine sunması lazım. Bakın, kuraklık olması durumunda biz öyle bilerek bu araziye geldik. Kuraklık olması durumunda bile bakın iklimler değişti. Hepimiz kabul ediyoruz. Bir an evvel bu DSE'yi, bu barajları bitirip çiftçi üreticilerimizin hizmetine sunmalı. Şimdi bu barajları niye bitirirsin diyoruz. Bakın, kuraklık olduğu halde etkilenmeyen arazi ve kuraklık olduğu için imkanı yok. Bu çiftçimizin imkanı yok, sulayamamış. Bu çiftçimizin de imkanı var, sulamış. Buradan Diyarbakır valimize çağrıda bulunmak istiyorum. Kendisine de hassasiyeti için çok teşekkür ediyor. Sayın valimiz tarımsal sulamaya gerçekten de çok önem veriyor. Geçenlerde yaptığımız toplantıda da bayağı ilgilendi. Çiftçiyle, üretimle ilgilendi. Bir an evvel sayın valimizden rica ediyoruz. DSE'nin bu kanalları bitirilmesi lazım. Merkezi hükümetin DSE'nin ödeneklerini fazlalatıp bir an evvel bu barajların, ana kanalları ve yavru kanalların bitirilip çiftçi üreticilerimizin hizmetine sunması gerekiyor. Soldaki arazi ve sağdaki arazi. İki büyük fark. Suyun gücü. Buna ben suyun gücü diyorum. Suyun gücüne bakın. Ya tamam, kuraklık olabilir ama ülkemizdeki imkanlar, devlet çiftçi için, üretim için bütün imkanları, olanakları kullanmalı. Bu barajların bitirilmesi lazım. Tahrip olan kanalların, eski 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl olan barajların revize yenileme programlarına alınması lazım. Çünkü ülkemiz tarım ülkesi, bu nimetlerden, bu sudan yararlanmalıyız. Diyarbakır'daki şu anda mevcut yaklaşık olarak %20-21'ine yakın arazi sulu, geriye kalan %80'i kuru arazi. Ve bu barajların bitmesiyle beraber yaklaşık olarak %60-67'ye kadar, eğer Dicle projesi ve Silvan projesi biterse, Dicle projesi ta Sahur'a kadar gidiyor, Silvan projesi de Batman'a kadar bittiği zaman bu yaklaşık olarak %67, %70'e dayanıyor. Ve bu da ciddi bir rakam. Şimdi eğer bunun bitmesi bu şekilde biterse, bizim tarıma dayalı sanayi rahatlar. Bu hepimizin bir şeyidir. Hepimizin milli gelir, hepimizin refah seviyesi yükselecek. Ya bir an evvel bu barajların, bu projelerin bir an evvel bitmesi lazım. Şimdi devletimizin, çiftçi üreticilerimizin devletimizden talebi çiftçi üreticilerimizin bize dekar başına 350-400 TL destek verilmesini, kuru mahsul, kuru eken çiftçimiz zarar gören, zarar ziyan tespiti yapıp bundan etkilenen çiftçi üreticilerimize şey verilmesi lazım, destek verilmesi lazım. Yoksa bu önümüzdeki sezon çiftçi nasıl üretsin? Tekrar nasıl ekim dikim yapsın? Bizim devletimizden bir an evvel çiftçinin içeride bulunan sertifikalı tohum destekleme prim ödemesi ve